Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz dedikodu yapan, gıybet eden, suizan eden, böyle kimselerle komşuyuz. Merak etme, herkes öyle. Salih komşular bulmak, salihe komşular bulmak ahir zaman çok zor. Bulup da kıymetini bilmeyenler de var. Ha, doğru. Tepesine biniyor. Şey de öyle, evlilik konusunda öyle. Mesela beş vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadında olan bir kocası var, onun kıymetini bilmiyor. Tersi de oluyor. Tesettüre riayetten beş vakit namazını kılan, yani namusun, izzetini, evini, çoluğunu, çocuğunu koruyan bir hanıma kavuşmuş. O da onun kıymetini bilmiyor. Enteresan bir şey ya. Emen abiler, Allah dua rahmet eylesin. Bu insanlarda takdir hissi ölmüş buymuşlar. Takdir etmek. Hep benli. Ben merkezli. Ben. Tabii kıyamete doğru daha beterler de gelecek. Sadece sureti itibariyle insan ama hayvandan beter olacak buyuruluyor. Şimdi böyle dedikodu yapan, suizan eden, gıybet eden, böylelerle bir aradasın. Bulabilirsen salih komşu, hicret edersin orada. Çünkü kitaplarda yazıyor bu, yani oradan başka bir yere taşınırsın. Yoksa hani mesafeli davranırsın bunlara. Efendim işte diyecek. Ha, insan ağzı derler torba diye ki büzesin diye. İnsanlar muhakkak bir şey söyleyecekler. Hangi durumda? Her durumda insanların söyleyeceği bir lafı vardır. Her durumda insanların söyleyecekleri bir lafı vardır. Muhakkak vardır. Peki ne yapmak gerekir o zaman? Ehl-i sünnet alimleri yazmışlar. Rotanı insanların sözüne, insanların rızasına, insanların düşüncesine göre değil, Allah'tan rızasına göre ayarlamalı. Otobüs İslam Ahlak kitabını iyi okumalı. Orada da buyuruluyor. Hani böyle komşular varsa nasıl hareket edilir? Böyle akraba varsa nasıl hareket edilir? Yazılmış. Tam İlman Saad'de bile İslam Ahlak kitabında yazılı bunlar. Sormaya bile gerek yok. Orada bakıyorsun, ha diyorsun, bunlar böyledir. İdare edersin, udara eder geçersin. Bir şeyi bahane edersin. Rahatsızım işte, böyle bir şeyim var falan. Ondan sonra zaten üstelemezler. Bir iki olur, ondan sonra da bırakırlar. Ha onlar otururlar, sen dedikodunu da yaparlar. Kadın bizi beğenmiyor, adam bizi beğenmiyor desinler, ne derse desin. Biz Allah rızası için tavrımızı ortaya koyunca, ama rızamız Allah rızası olmalı. Ben bunların içerisine gittiğim zaman ben de dedikoduya, haram işleme durumu söz konusu. Dolayısıyla mesafeli oluruz. İpleri tamamen koparmak o uygun olmaz. Biz sadece bunlara kitap veririz. Ha, okur okumaz o ayrı bir mesele. Şimdi ben kendi başımdan geçtiğim için de iyi biliyorum falan. Canım işte bizi de anlatsan falan filan. Ben öyle kendi akrabalarımda iyi dedi falan. Açtık kitap okuyunca falan. 5 dakika bile tutmadı. Canım sadece bu kitap mı var? Yani kalkıp kırtlarını sıkasın geliyor değil mi? Anlatırsın dinlemez, kitap okusun dinlemez ama lafa gelince de mangalda kül bırakmaz. Hani böyleleri sopalık, başka bir şey değil. Buna ne dersen de, ne anlatırsan anlat. Ne söylersen söyle. Laf tesir etmiyor. Ömer abi buyurmuş ya, takdir. Evet, ölmüş. Allah Teala hidayet nasip etsin. Onun için mesafeli. Onun için mesafeli insanlarla. Akrabayla da öyle. Akrabayla öyle değil mi? İşte ben can ciğerdim de, ben kendimi işte şöyle yaptım da, helak ettim de, onlar böyle yaptı falan. Onlar için yaptıysan onlar böyle yapar. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne gelmiş insanlar, demişler ki efendim, insanlar sizi övüyor buyurmuşlar. Böyle metişana ediyorlar, size anlatıyorlar. Bu insanlar bugün över, yarın söver buyurmuş. Hakikaten öyle. Dakikasında söverim. Dakikasında söver. Dakikasında söver. Sözlerim de. Şeyde Allah rahmet eylesin, vefat etti. Murtaş Hoca vardı da. Çok onun böyle bir acayip cemaati vardı. Şimdiki gibi de şeyler yoktu böyle. Ses kayıt cihazları, teyipler vardı falan. O böyle bir camide vaaz edeceği zaman teyipler böyle orada yer bulamazdı. Şey alıyorlar falan. Özel cemaatler var. Hususi gidiyor, doluyor falan. Hop odur hop kaldırıyor falan. Bizim Türkiye Gazetesi muhabirlerden birisi işte 80 ihtilalde içeri alındı. Ondan sonra bu yakın takibi alındı. Evi de gözetim altına tutuldu falan. O bir gitmiş ziyaret etmiş falan. Ya demiş, o kadar kalabalık, o kadar hocam işte falan filan. Tabii hoca içeri alınca, hoca da fazla ileri değil zaten canım. Yani, o kadar yani. Hak ettiydi yani. Ya, tabii hak ettiydi. Hoca da ileri gittiydi canım. Şey için anlatırlar bir de, bir Kazım Karabekir için.
İşte İslam mahkemelerinde yargılanıyor falan. Ondan sonra yuh kahrol falan filan. Mahkemeye girerken çıkıp beraat edince yaşa bırak. Dıtmış hemen sizin demiş hemen. Sözsüzü de şeyinizi de biraz önce aynı şekilde beddua ediyorsunuz. Şimdi alkışlıyoruz demiş. Onun için insanların sözüne, insanların iltifatına şey yapmamalı, aldırmamalı. Ya sen çok iyi bir adamsın falan. Bana öyle dediler ya. Boş ver sen onun. O ölçü değil, hüccet değil. Nereden bilecek ne olacağını? Benim iyi mi kötü mü olduğumu Rabbim bilir. Kitaplarda yazmışlar. Ben aynı şekilde orada fotoğrafımı çıkartabilirim. Bakarım. Ben gerçekten aynı şekilde iyi bir kimse miyim? Niyetim düzgün mü değil mi? Bu da neyle olur? İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hem o kitapları hazırladılar hem de böyle sohbetlerini devamlı surette bunu anlattılar. Hani derler ya dilinde tüy bitti. Rahmetli Enver abi de öyle yaptı. Kitapları okuyun, kitapları okuyun. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir talebesine yazmış olduğu Eyyuhel Velek diye bir kitabı var. Küçük bir risale. Talebesi sormuş ya, efendim bunca zaman sizden ders aldım ama bunların içerisinde en lazım olan nedir anlayamadım diye. İşte o Hüseyin Hilmi Efendi yayınlattığı Hak Sözü Vesikaları Abdullah Sübeydi Hazretleri'nin o kitabının sonuna eklemişler onu. Eyyuhel Velek. Hak Sözü Vesikaları'nın sonunda İmam-ı Gazali Hazretleri'nin. Orada yani İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki evladım, ilim lazım ama tek başına adamı kurtarmaz buyuruyor. Amel etmen lazım. Sana bir misal vereyim buyuruyor. Çöldesin. Arslan geliyor. Yanında tüfek var. Ok var. Kullanmasını iyi biliyorsun. Bunları kullanmayınca diyor bu arslandan kurtulabilir misin? Sen de bilirsin diyor. Kurtulamazsın. Sana başka bir misal vereyim buyuruyor. Sen doktorsun. Ve bir konuda da hakikaten derinlemesine mütehassıs oldun. Uzmanlaştın. Fakat uzmanlaştığın konuda sen hastalandın. Hastalığı hemen tespit ettin. İlacını da biliyorsun. Ama kullanmıyorsun. Amel etmiyorsun yani. O bilmenin sana bir faydası olmaz. Faydası olur mu diye. Olmaz. Ya açıkça misal vermişti. Ha ne yapsın mübarek? Bunlar kitaplara yazılmış. Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi teala aleyh ona aynı şekilde almışlar. Okuyacağım bakacağım. Hakikaten ciciksin ya bu zat ne diyor? Efendim ben çok biliyorum. Ya biliyorsun da arkadaş amel yok ortada. Bilmek değil. Bilmek lazım. İlim lazım. Ama amel etmek için. Amel de ihlası elde etmek için. Yoksa laf olsun diye. Ha Mustafa Toköz beni namaz kılarken bir görse. Ne olacak Mustafa Toköz veyahut da Osmanlı'nı görse ne olacak? Ne değişecek? Aa maşallah namazını kılıyor işte çok mübarek çocukmuş falan filan. Dese ne olur demese ne olur? Dese ne olur demese ne olur? Seni kurtaracak mı? Ruhunu teslim ederken aynı şekilde ruhunu teslim ederken kalbine iman nurunu verebilecek mi? Yok. Ruhunu aynı şekilde almaya geldiği zaman ölüm meleğine mani olabilecek mi? Şeytana aynı şekilde mani olamayacak. Öyleyse baş başayız arkadaşım ya. Neyle? Amelinle baş başasın. Emen abiler de vefatlarından önce haberi anlatıyorlardı. Yani bilmek tamam lazım ama amel etmekten sonra faydası olmaz bunun diye. Faydası olmaz. Onun için biz de bu kitapta okuyacağız. Tabii amel etmemiz için önce okumamız lazım. Öğrendik. Öğrendikten sonra hayatımıza geçirmemiz lazım ki son nefeste bize yardımcı olsun. Dolayısıyla biz bu kitapları okudukça etrafımızda faydası olur. Ondan sonra başkasına da veririz. Biz okumuyoruz, başkasına veriyoruz. Oku diyoruz. Sen okudun mu, okumadın mı? O zaman sözümüz de tesir etmez. Önce kendimiz okuyacağız. Hani İmam Hasan Efendi Hazretleri meşhur ya, o zaman zaman hep anlatıyoruz, naklediyoruz. Çare bulamamış demiş çocuk. Tatlı şey yiyince zarar veriyor. Ama ne doktor ne ilaç yok. Demişler İmam Hasan Efendi Hazretleri çare bulur. Geliyor. Diyor ki 40 gün sonra gelin. 40 gün sonra gelince demiş yavrum bir daha demiş öyle tatlı şeyler yeme eminim. Adam bakmış. Bu muydu demiş söyleyeceğin? Ya demiş bir 40 gün önce söylesene bunu. Beklettin bizi. Niye beklettin bizi? Demiş siz geldiniz de ben demiş tatlı yedim ağzında da hala tadı vardı. O halde ben söylesem bu çocuğa tesir etmez. Ben diyor 40 gündür tatlı yemiyorum buyuruyor. Büyük dururken büyük olmaz. Efendim İmam-ı Azam da insan ben de. Tam sopalık adamlar bunlar ya. Tam sopalık adamlar.